Hanımlar beyler, hepiniz hoş geldiniz. Uzun zaman oldu farkındayım. Ne zamandır video çekemiyorum çünkü ekran kartım arızalanmıştı. Bir iki hafta kadar onunla uğraştım. Ardından işte bilgisayarı eski haline getirmek, toparlamak falan filan biraz zaman aldı. Inscription isimli bir oyun vardı benim tanıtıldığından beri beklediğim. O arada o oyun çıktı. Oyun çıkalı 2 gün oluyor. Dün alabildim oyunu, indirdim ve bugün videosunu çekiyorum ve muhtemelen aynı günün akşamı siz de bunu izliyorsunuz. İlk defa açıyorum oyunu. Karşında bir tane play tuşu var. Basalım bakalım neler olacak. Kendisi bir psikolojik korku ve kart oyunu. Devolver Digital tarafından geliştirilen. Şeyin nesi var bir bakmamız lazım dedi. Başlamak için herhangi bir tuşa basın. Evet. Oyun Türkçe gördüğünüz gibi demin altyazı neden Türkçe değildi onu bilmiyorum. Basalım bakalım. Hemen ayarlardan. Evet şu an Türkçe. Aslında yeni oyun. Yeni oyuna giremiyoruz neden? Devam et. Neyden devam edelim? Devam edelim bakalım. İlk defa girdiğim oyunda devam ediyorum. Hadi bakalım. Pony Island'ı yapan geliştiriciler de yanlış hatırlamıyorsam bu oyunu da yapanlar. O da çok tatlı bir korku oyunuydu. Kanalımızda bulabilirsiniz. Kanalımda bulabilirsiniz. Hala çoğul konuşuyorum, evet. Başka bir kripto rakip daha. Uzun zaman oldu. Aynen uzun zaman oldu. Ben video çekmeyeli de uzun zaman oldu. Belki de oyunun nasıl oynandığını unutmuşsundur. Hiç oynamadım ki. Hatırlat. Sincap kartını oyna. Neden? Sincap. Bunlarda bir de kan resimleri var. Oynayalım. Şuraya koyalım mesela. Şimdi gelinciyi oyna. Üstüne koyuyoruz. Gelincikler bir kana mal olur. Kurban vermek şart. Sincap'ı kurban edip karşında gelinciyi oynuyoruz. O kan resimleri demek ki oymuş. Kurtlar iki kurban gerektirir. Sende yeterli sayıda kurban yok. Size basıp elini bitir ve savaşı başlat. Gelincin karşısında hiçbir şey yok, evet. Yok. Sol alt köşedeki sayı onun saldırı gücü. Gelincik bir güçle saldırıyor. 3 canı var sanırım. Evet. Gelincik bir hasar verdi. Hasarı teraziye ekleyelim. Eğer benim kepimi en aşağı indirirsen kazanırsın. Anlaşıldı. Çok zor bir şey yok gibi. Tamam. Senin sıran, bekliyoruz. Kır kurdu. Gelinciğim kır kurdunun önünde duruyor. Duruyor, evet. İki hasar verdi, bir canımız kaldı. Onun da bir canı var ama. Tamam onu biliyoruz. Canımız sıfıra inerse illaki öleceğiz. Biraz oyunun sesini birazcık kısmak istiyorum. Seç ve bırak. Ana sesi şöyle bir... Sanki beni duyamıyorsunuz gibi hissediyorum çünkü şu seviye iyi gibi. Evet geri dönelim. Tekrar benim sıram. Şimdi... Senden bir kart çekebilir veya bir sincap çekebilirsin. Şimdi iki tane şey kurban vermek için bir sincap çekmek bence mantıklı şu noktada. Ne sıkıcı. Nasıl sıkıcı? Bunu buraya koyalım. Ardından iki tane kurban vermek için kurdumuzu şöyle yapalım.
Ve saldırmıyor şu an? Bunu artık oynayamayız zaten. Heh, otomatik sağlıyordu. Henüz oyunu öğrendiğim için pas geçeceksin. Peki. Seçeneklerin şunlar. Desteden rastgele bir kart mı seçeceksin yoksa kesin olarak bir sincap mı? Şu an rastgele kart seçeceğim. Dev kaplumbağa. Dev kaplumbağayı oynayamam. Sincaba ihtiyacım var yine benim. O yüzden 3 hasar verildi. Teraziye 3 ağırlık eklendi. Güzel. Toplam kaç ağırlıkta kazanılıyor? Bir daha pas geçti. Sincap. Sincap'ı şöyle koyalım. Ama tek kanla şey yapamıyoruz. 6 hasar, şey 6 canı var, 1 hasarı var bunun. Şimdilik dursun mu acaba? Kurt zaten 2 şey var. Sonraki el. Maçı kazandım. Güzel. Diğerleri bu kadar kolay olmuş. Ona eminiz zaten ya. Hikayeni bir hatırlayalım. Ormanın derinliklerinde kaybolmuşsun. Bir yol belirdi. Orman canlılarından ikisi çekingen bir tavırda sana yaklaştı. Ölümsüz kedi zavallı hayvanı kurban etmek onu öldürmez. Ölümsüz kedi zavallı hayvanı kurban etmek onu öldürmez. Peki. Şu işaretten dolayı sanırım sonsuzluk sembolü var. Sonsuzluk sembolü olduğu zaman onu kurban etsek de ölmüyor. Engerek. Yakıcı zehre sahip engerek. Zehirli ısırığı her zaman ölümcüldür. Yani bir kere, yani bir hasar bile verse öldürüyor sanırım. Sadece bir tanesi önemsiz desteğini ölümsüz kedi de güzelmiş. Engerek de iyi ama... Ölümsüz kediyi alın. Bir tık daha kafileme katıldı. Orman yaratıklarından bazıları belli ki seni takip ediyordu. Terk edilmiş şu çantaya denk geldin. Şişede bir sincap buldun. Acil durumlarda kır. Peki. Bir tane daha al. Teşekkürler. Bir elverişli alet daha. Bunu kullanarak teraziye ağırlığını koymana izin vereceğim. En fazla 3 tane taşıyabilirsin. Gerekli durumlarda demek ki hani çok kötü durumdaysak ne bileyim kerpeten koyuyoruz terazinin kefesine. Olabilir. Engebeli bir araziden geçerken pusuya düşürüldün. Beni kurban ettin hem de ben uyurken. Ona yardımcı olabiliriz. Şimdi oyunun kurallarına göre oyna. Artık hamlelerini önceden görebilirim. Neden? Şimdi sincap şuraya koyalım. Yavru kurt var elinde. Tecrübesizmiş bu. Bu mühürü taşıyan kart oyun tahtasında bir el kaldıktan sonra daha güçlü bir hale dönüşür. Hediye de koyalım.
Sincap'ı feda edip kediye koysak. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Gelinciyi, kediyi feda ederek koyarım. Kedi geri gelir nasıl olsa. Şu an yapamıyor muyuz onu? Ha, kedi hiç gitmiyor bile. Güzelmiş. Dev kaplumbağayı bunu yine feda edip alabilirim. Ama şimdilik yapmayacağım o işi. Bir sonraki el. Rası yavru kurda dikkat et, çok hızlı büyür. Sincap alacağım. Onu buraya koyacağım. Sincap'ı buraya koyacağım. Ardından dev kaplumbağayı kedi ve sincap kullanarak şuraya ekliyoruz. Bence fena olmadı bu. Ama şu yavru kurdu nasıl halledeceğiz onu bilmiyorum. Yarasa. Yani şey aynen Magic mantığı. Magic oynamışlığınız varsa daha önceden. Şunu bir yok etse de biz de kullansak. Şimdilik normal kart seçeyim. Kurt geldi. 3'e 2 güzel. Buna engel olamıyorum şu an için. Şunları feda edemiyoruz değil mi? Edemiyoruz. Gelincik de değiştirebilirim ama gelincikten memnunum. Gelincin HP'si 3. Hah, güzel oldu bu. Şimdi seni seçelim. Bir kurt daha geldi. Kurt koyabilmek için kediyle gelinciyi feda edebilirim. Kurtları karşı karşıya koyalım ki. Sonraki sincap alırız. Kaybettim. Nasıl kaybettim ya? Engel olmuştu aslında benim adamlarım ona. Neyse. Bakalım. Yeni şeyler öğrenmek için bir olanak olarak değerlendirmek hayal kırıklığını dindirmenin tek yolu olabilir. Kalk. Kalk masadan. Kapının yanındaki varilin üzerinde duran şamdanı getir bana. Şu mu? Ha bayağı böyle. ...462. Sallayayım dedim, olmadı, tamam. Şamdanı aldım. Burada ne var? Şimdi geri otur. Niye emir veriyorsun ki bana sen şimdi? Burada saat var. Oturup. Baksana ne diyeceğim. Baksana ne diyeceğim. Bu burada yapabileceğin iki hatadan biriydi. Eğer bir hata daha yaparsan seni kurban etmek zorunda kalacağım. Bakalım nerede kalmıştık? Desteğe yeni kart mı geliyor? Yalnız güzel bir oyun mekaniği. Ben beğendim. Serçe. Uysal serçe. Zayıf ama uygun bedelli bir uçan yaratık. Yavru kurt. Yani beynin ardından olgunlaşması çok şey değil. Serçeyi seçiyorum. Direkt ortaya kurt atıp oynamak varken. Pusun içinde bazı garip taşlara rastladım. Değerli bir kurban seçmeye kendini mecbur hissettin. Sonsuza dek kaybolacak bir kurban. Ya kedi çok işime yarıyor. Bir yandan da saldırısı yok. Öyle bir sıkıntı var. Ama yani sürekli şey koymaktansa bir tane yani serçe
Nasıl olsa şey gelir ya. Can başka kart gelir. Hayvan koleksiyonuna bir göz attın ve sağlıklı bir adak seçtin. Beni seç. Büyük bir şeref. Serçe kartının ruhu artık gelincik kartının içinde. Uçan bir gelincikimiz var. Verebilirdim. Ne olacağını bilmediğim için. İşte totemim. Totemim. Köpeklilerden olan kartlarıma uçuşan mührünü kazıyacak. Şimdi bir sincap koyuyoruz illaki. Senin elinde neler var? Yarasa var şurada. Burada da kır kurdu var. Saldırısı 2. İkisi uçuyor. Kedi de sincabı alıp kediyi koyalım. Onun karşısında gelinciğimi koyabilirim. Sağlığı 3. İkisine de engel olabilir. Şunu feda edip buraya koy. Saldırısı bir. Onun canını en azından götürür. Yani. Totemin kırk kurduğuna uçup onu fark ettim. Sincap lazım bana şu an. Sincap'ı şuraya koyalım. Ardından şu kurdu kediyi de feda ederek, sincabı da feda ederek buraya koyalım. Bu bunu yok edecek, bu da bunu yok edecek. Hadi bakalım. Yok edemedi tabii ama. Dev kaplumbağa. Şurada kurdun önünde herhangi bir şey yok. Onu dev kaplumbağayla değiştirebilirim. Ama dev kaplumbağanın hasarı bir sadece. Yetmez. Sincap daha alsak mı? Yeni kart mı seçsek? Bu bana bir tane geçirecek her türlü. Böyle bir sıkıntı var. Gergin. Oynadığım en gergin kart oyunu olabilir. Yeni kart seçeceğim. Kurt. Çok anlamlı olmadı. Kazanmama 4 hasar kaldı. Şuradan bir kırk vurdu daha geliyor ve 4 hasar verebilmem lazım. Sincap. Şöyle koyalım. Ve de kurt koyalım. Bu şekilde sanırım. Aynen. Birazcık toparlamış olduk bu şekilde. Artık koyacak yerimiz yok. Hadi be.
Kaybettim. Ama oyunu çözdüğümü düşünüyorum. Hani şimdi tekrar başlarsam muhtemelen çok daha iyi oynayacağım. Buna inanıyorum. Henüz ölmedim. Burası Araf değil. Yine de oradaymışsın gibi düşünebilirsin. İşe yaramaz hale gelmeden önce senden bir ricam olacak. Bir hatıra istiyorum. Sana özel ölüm kartı. Şu an ne kadar da sana sade görünüyor, değil mi? Bu durumu düzeltmek için beraber çalışacağız. Bunun sana ait en güzel hatıra olmasını istiyorum. İşte vasat destenden birkaç kart. Onları yararlı bir iş için kullanabiliriz. Lütfen bedelini belirleyeceğim bir kart seç. Zaten tek bir kartım var. İki kana mal olacak. Peki. Bir tane daha seç. Bu sefer gücünü ve canını kullanmayacağım. Gücünü ve canını kullanacağım. Sayı olanları. 3 ve 2. İkisi de aynı. Üstüne alacağız. Güzel. Ölümsüzlük de geldi buna. İsmini hiç sormamıştım. Lithrandil. Son bir şey daha var. Porsche. Hazır mısın? Evet. Gülümsemene gerek yok peki. Kendi kartımızı oluşturduk ya, çok çok iyiymiş ya oyun. Kart oyunlarını severim ama tabii ilk oynayış malum. Başka bir kutu daha. Belki de vakti gelmiştir. Belki sen kemiklerin işlevini anlayabilirsin. Bakalım. Keseli sıçan. İki tane kemiğe karşılık geliyor bu da. Kartlardan biri can verdiğinde bir kemik elde edersin. Yani kartlardan biri ölünce kemiğimiz oluyor. Tamam. Elincik falan filan. Sizin cebimizi koyalım. Buradan saldırı tüpü olan bir arkadaş gelecek bize doğru. Bizim gelincin sağlığı 1 olduğuna göre sağlığı 3 olduğuna göre bunu karşılayabiliriz. Güzel. Kurban ettiğimiz zaman da kemik geliyor her türlü. Şu an için başka bir şeyimiz yok. Çıngıraklı yılan mahvetti bize. Sincap. Şöyle koyalım şimdilik. Acil durum şişemiz var burada da. Onu şu an kullanmak istemiyorum. İki tane şeyimiz var. Keseli sıçanı koyayım desem. Bu tur saldıracağı için onu halleder her türlü. Yani. Geri geldi. Furt için bir tane daha sincap istiyorum. Sağlam vuruyor çünkü. Ve kazandık. Ay, mantığı çözdüm ya. Mantığı çözdükten sonrası güzel. Heykelciyi ne unuttun? Kalk ve benim için onu getiriver. Çelik kasanın yanında. Burada şeyleri görüyoruz. Kuzgun kartı.
Herhangi bir tanesini alabiliyor muyuz diye bakıyorum ama. Yok, alamıyoruz. 0, 1, 2, 3 mü acaba? Olmaz. 3 rakam lazım. Açmanın bir yolu var mı acaba? Onu merak ediyorum. Sen çok yaklaşmayayım. Bir garip bakıyorsun bana. 12, 3, 6. Olmaz. Devam edeyim. Şimdi kır kurdu. Cılız kız kurdu, kız kurdu diyorum. Kırk kurdu. Zaten dört kemik gerektiren şeyden ne bekliyordun? Dört kemik ve iki hasar bir can yani. Alçak çıngıraklı yılan. Dişlerinin ardında son derece çıt kırıldığını biliyorduk. Çabuk ölüyor. Altı kemik istiyor. Hamam böceği mi? İğrenç. Bir türlü ölmeyen hamam böceği. Öldükten sonra eline geri döner. O açıdan iyiymiş. Sanırım hamam böceğini alacağım. Hiç sevmesem de. Yapacak bir şey yok. Hani ayağa kalkmakta özgürsün. Kan dolaşımın ben zalim biri değilim. Harita açıkken ayağa kalkabilirsin. Böylece bir sonraki karşılaşmanı planlamak için zamanın olacak. Ama ellerini eşyalarından uzak tut. Güçlü sıçrayış. Burada şeyler var. Kartların olayları yazıyor belli ki. Tamam, güzel. Gerektiği zaman bakarız ona da. Yolumuza devam. Çantaya bir şey gelecek. Bunun çıkaracağı ani rüzgar yaratıkların havaya fırlatır. Fakat yalnızca bir el için. Bir taş sıkıştığın zaman imdadına yetişebilir. Engellemek için güzel olabilir tabi. Yağmurlu geceler için kemik. Seç bir tane. Yani hepsi iyi. Daha güzel geldi ama. Son olarak şurayı da yapalım. Video uzuyor, ben sardırdım gidiyorum. Herkimizin bir çıkış yolu var. Bu iğrenç oyunun bir yerinde. Buradan kaçmanın yolunu bulacağız demek ki bir şekilde de. Sincap. Şimdi kütük var burada. Kütüğün önünde durmaya gerek yok. Bana sağlığı bir. Kütüğün olduğu yere sincapı koyabilirim. Hamam böceğini de aslında kemik istiyordu bu dört tane. Gelincik sağlığı 3 saldırısı 1. Sağlığı 3 olduğuna göre bunlardan birini önüne koysam yeter. Evet, eminim. Yani. Şimdi bu kadar. Sincaba daha ihtiyacım var maalesef. Gelsin. Birinciyi de gönderdim. Kurt kıyas son yerine güzel. 3 tane şeyimiz var. Keseli sıçanı buraya koyabiliriz. Daha sonrasında da hamam böceğini. Olaya dahil edeceğiz. Boğa kurbağası. Uçabiliyor.
Birebir, Türkiye bir. Onu feda edip bunu koyarsan daha çok işe yarayabilir. Sincap. Ama böceği için hala şeyimiz yok. Zaten çok da gerek kalmadı. Ne kadar da gaddarsın. Bana kazanmam için gerekenden daha fazla hasar verdin. Fakat benim oyunda bu tip marifetler ödüllendirilir. Açık olmak gerekirse her verdiğin ekstra hasar için bir diş elde edersin. Ganimetlerin tuzakçının ilgisini çekebilir. Ne tuzakçımız varmış peki? Yarasa. Aha, kendi kartım. İlahlaştırılmış keçi. En büyük ikram. Onu kurban ederek 3 kan elde edebilirsin. Kara keçi. 3 kan elde etmek. 3 kan iyiymiş. Kendi kartım da iyi ama ya. Nasıl olsa gelirim ben tekrar ya. Keçiyi seçtim. Yol burada tam olarak ikiye ayrılmışken biz bölümü bu noktada sonlandıralım istiyorum. Etmesi gerekmez miydi bunun? Açılmıyor hiçbir şekilde. Her neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Şu arkadaş bizi pis pis izlerken ben de daha fazla gerilmeden neymiş? Bıçak falan var burada. Sincap bıçak tutuyor. Bu neden sincap ve kuzgun var onu çok çözemedim. Umarım beğenmişsinizdir. Oyun 45 lira şu an Steam'de satışta. Kart oyunlarını sevdiyseniz kesinlikle tavsiye ederim. Şu oynadığım yarım saat içerisinde gerçekten güzel şeyler vaat ettiğini hissettim. Keyif aldım. Bayağı güzel dinamikler koymuşlar oyuna. Yani bir kart oyunu ve korku oyunun birleşmesi de ilginç bir fikir. Dediğim gibi umarım keyif almışsınızdır. Başka bir videoda tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.